Halime. Güzelim. Varalım. Birlikte uzun bir yolumuz var. Sonu belli olsa da yol hala bizim. Allah'ın verdiği ömrü. Annemize yazdığı kaderi bilemem. Lakin ben yaşadıkça ne sana ne de evladımıza gamda tasada yaşatmam bilesin Halime Sultan. Hadi uyan. Yüklüyüm Ertuğrul. Allah seni başımıza ne eksik etmesin. Baba oluyorum baba! Seni tüm acılardan kurtarmaya geldim. Hadi uyan. Destur var mı Ertuğrul Bey'im? Gel artık bey. Sen geldin ya daha da bir şeyciği kalmaz. Çok şükür. Aslanlar gibisin. Seni gördükçe rahmetli Süleyman Şah'ımı görür gibi oluyorum. Nedir durum Halime Sultan'ın? Hali müşküldür. Bunca zaman dayandı. Pes etmedi. Ya bebeği kaybedeceğiz ya da her ikisini. Oğlum. Benim Deli Demir görmem lazım ana. Git oğlum. Ertuğrul. Dayım otağda senin için kurban kesecek. Noyan'ın kellesini almadan kestiğimiz her kurban murdardır abi. Tuğtekin. Evlat. Sakin ol. Toy talep etti diye istediğini alacağını mı sanırsın? Kendini kahraman sanır. Her istediğini elde ettiğini sanır. Aç karınlarını doyurduk biz. Çıplaklıklarını giydirdik. O bütün bunları kenara atıp toy istedi. Obada alplerini sürmemizin hesabını sordu bize. Evlat, sakin ol. O senin hala hala ol. Evvela yaşadığına sevinmelisin. Ağızdan az, çoktan çok gider baba. Ben bunun bedelini ödetirim ona. La havle ve la kuvvete illa billah. Kan mı dökeceksin? Eğer bana boyun eğmezse evet. Beyim. Müsaadenle. Tut.
Ötekin doğru söyler. Yılanın başı büyümeden ezilmelidir. Lakin yılan ezmenin de bir üslubu vardır Tuğtekin. Her hadisede öfke ekersen pişmanlık biçersin. Unutma. Ne yapacağım peki? İki oba birleşmiştir gayrı. Bundan dönüş yoktur. Onu toya davet edeceğiz. Lakin onu biz değil, Kayı Beyleri seçmeyecek. Bu nasıl olacak hatun? Ertuğrul'un zafiyetini arayacağız bey. Ses olsun. Canımı al benim. Kesilen kurbanlar, ahaliye verilen bu şükür yemeği, Ertuğrul'a hakkı olanı vermek için midir? Yoksa onu ikna etmek için mi? Ertuğrul hakkındaki hüküm verilmiştir. Bundan sonra Alplerin başında Tuğtekin olacak. Kardeşini ne kadar sevdiğini bilirim. Obanla sevgin arasında kalsam, obanı seçeceğini de bilirim. Ertuğrul'u bu kadar kolay harcamayasın Gündoğdum. Çünkü anam da sen de dün doğru yoldaydınız. Lakin Ertuğrul döndü. Hayme anam da sen de geri adım atmazsanız yanlış bir yola girmiş olacaksınız. Ben de anam da ne yaptığımızı biliriz hatun. Sen üzerine vazife olmayan işlere karışma. Sen hiç Ertuğrul'un vazgeçtiğini, bırakıp gittiğini gördün mü? Hele ki o vazifesini babası vermişse, sizin verdiğiniz hükmün gözünde zerrece kıymeti olmayacaktır. Halep'e gitmeyelim dedim, gittiler. Anadolu'ya gelmeyelim dedim, geldiler. O vakit uslu uslu oturmasını da bilecekler. Bilecekler! Yoksa Gündoğdu Bey onlara belletir. Allah, sen yardım et. Ya Rabbim, evladımı ve yarimi bana bağışla.
Neslimi senin yolundan ayırma. Bize kudret ihsan eyle. Eyle ki şu düştüğümüz kör kuyudan kurtulalım. Ertuğrul'la alplerinin attığı her adımı takip edeceksiniz. Ya diğer kaya alpleri? Onları kendi safınıza çekmeye çalışın. Gerekirse aralarına nifak sokun. Anlaşıldı mı? Sen merak etmeyesin beyim. Onları kör kuyulara sokarız evvelallah. Gözlerini açtığında ilk beni görsün isterim. Bana kırgın mısın oğul? Babanın vazifesini senden alıp Tuğtekin'e verdim diye. Bana gönül koymuşluğun var mıdır? Öldüğümü sanırdınız ana. Hal böyleyken aldığınız karar doğrudur. Lakin şimdi gördüğünüz gibi kanlı canlı karşınızdayım. O yüzden verdiğiniz kararın hiçbir hükmü yoktur benim gözümde. Bilirim. Dayımın yaptığı bunca iyilikten sonra ters düşmek istemezsin onunla. İkinizin verdiği kararı bozup sıkıntısını omuzlarına yüklemek istemem. Nasıl olacak oğul? Ha? Bırakalım toyda kararı iki obanın beyleri versinler. Ben toyda tüm bildiğim doğruları anlatayım. Anlatayım ki ne olduğunu, düşmanımızla nasıl vuruşacağımızı herkes iyice bellesin. Sonra da beyler kendi kaderlerini oylasınlar. Yemek hazır ana. Seni beklerler. Bir isteğin var mıdır? Yok kızım. Ertuğrul döndüğüne göre bundan sonra onlar sağ tarafta kalacaklar. Sen de benimle birlikte sol tarafta kalacaksın. Evlenene kadar. Kim benimle evlenir ana? Niye? Neyin eksik ki? Olanları biliyorsun. Ne olmuş? Bıçaklandığında. Bebeğin olmayacağını kim nereden bilebilir? Bu Allah'ın takdiri değil mi? Hangi erkek bunu göze alır da benimle evlenir ana? Benim güzel kızım. Seni seven her erkek bunu göze alır. Tamam mı? Thank you.
Avradını da kendin gibi savaşçı seçmişsin. Eğer düşmanımız olursan, er ya da geç bu acımasız savaşın kurbanı olacak. Avradın da tüm sevdiklerin. Demek hala direneceksin. Emrime girene kadar bu işkence bitmez. Uğruna yemek verdiğin yeğenin teşrif etmedi. Toy da nereden çıktı şimdi? Beylerimizin kararını Toy'a taşımak nasıl bir hadsizlik? Toy'u Ertuğrul talep etmiştir. Beyler de kabul etmiştir. Bu suali Toy'un beylerine soracaksın, bana değil. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ey güzel Allah'ım. Hikmetinden sual olunmaz. Bize böyle bir gün bahşettin ya. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Yuvana hoş geldin evladım. Dönüşüm bizi bahtiyar kıldı. Şad eyledi. Eyvallah dayı. Bize kucak açtınız. Ekmeğinizi bölüştünüz. Kayı obası bunu ilelebet unutmayacaktır. Dodurgan'ın yiğitliğidir bu Ertuğrul kardeş. Kucak açılır, ekmek bölüşülür, yoldaş olunur. Ne mutlu sana Tuğtekin. Bu bahtiyarlığa eriştin diye. Her kula nasip olmaz ekmeğini bölüştürmek. Bacılar, şu kuzuyu getirin de kendimize gelelim. Aman Ertuğrul Bey'imizle Halime Hatun'a iyi bakalım. Tuğtekin, Tuğtekin. İyisin Hursun da Ertuğrul'la aşık atabilmen için 40 fırın ekmek yemen lazım, bilesin. Ozan. Vur şu gamlı tellere de kendimize gelelim ha. Emriniz olur beyim. Sefer düştü Gürcistan'a, bizim ile gelen gelsin. Mert gelsin, mert gelmesin, kanlı çaydan geçen gelsin. Zafer düştü şu Moğol'a,
bizim ile gelen gelsin. Mert gelsin na mert gelmesin. Kanlı çaydan geçen gelsin. Mert gelsin na mert gelmesin. Kanlı çaydan geçen gelsin. Ecel gömleğin özüme kendiyle biçen gelsin. Dinleyin yiğit sözünü, çekerim güzel nazını. Gürcistan'ın has kızını derkin alıp kaçan gelsin. Gürcistan'ın has kızını derkin alıp kaçan gelsin. Eğer geyikli olmasaydı o zalimlerin elinden kurtulamazdım. Nasıl bir bu geyikli? Bayır bucak Türkmenlerinden. Dağları, ormanları, ovaları kendine mesken edinmiş. Dur ben açayım. Ver. Eğer buralara geldiysem senin sayenedir Ceylan Gözlüm. Seni bir daha görebilmek için. Seni bir kez daha işitmek için. Eğer benim ruhum bedenimi terk etmediyse senin yaşadığın olan inancımdandır Ertuğrul. Ertuğrul? Ertuğrul? Sakın kimseye söyleme. Sana ne etmişler böyle yiğidim? Sen bu ile nasıl pusat tutarsın? Pusat elle değil, yürekle tutulur. Ertuğrul bu vaziyeti kabul etmek zorunda ana. Bunu da ancak sen yapabilirsin. Yoksa iki obayı bir arada tutamayız. Nasıl oğul? Ertuğrul'un gözlerindeki öfkeyi gördüm ana. Gülüyordu. Lakin içindeki fırtına Nuh tufanından beterdi. Noya'nın ipini çekmeden rahat etmeyecek ana. Petruşio gibi, Titus gibi düşecek Noya'nın da peşine. O vakitler Allah yüzümüze güldü. Kalelerini başlarına yıktık. Lakin şimdi öyle değil. Bunca acıdan sonra yenilerine göğüs gerecek gücümüz yoktur ana. Peki oğlum. Şimdi onun dönüşünün mutluluğunu yaşayalım.
Bu elle nereye gideceksin Ertuğrul? Artuk Bey iyi edecektir elimi. Beni bekliyor. Akşama dönerim. Vazifeni geri alıp intikamının peşine düşmek istersin bilirim. Sen her vazifeye gittiğinde ben yüreğime taş basıp seni gülerek şehit etmeye uğurladım. Lakin bu sefer her şey çok farklı Ertuğrul. Ne değişti Halime Sultan? Elini gördüm. Değil bu elle cenge gitmek. Kaşık tutup ayran aşı bile içemezsin Ertuğrul. Bilirim. Sana bu sözleri analık söyletir. Sana ne kızarım, ne de kem söz söylerim. Bebeğimizi babasız büyütmek istemezsin. Lakin ben sadece senin kocan, bebeğimizin babası değilim. Kayı alplerinin komutanıyım. Kayıların bebelerinin canı da, analarının namusu da bana emanettir. O emaneti bir kez koruyamadım. Verdiğimiz canlara, verdiğimiz şehitlere bak. Dayımın obasına sığıntı gibi geldik. Bekle kış geçsin. Hem sen de iyileşirsin sonra. Sonrası yok Halime Sultan. Bekleyecek değil bir kış, bir günümüz bile yoktur. Ben bugün obama kapanırsam akacak kanın haddi hesabı olmaz. Noyan ölecek. Ölmek zorunda. Kocabaş Gündoğdu'nun gözüne girmiş. Kocabaş akıllıca bir iş yapmış. Börklü zaten ölmeyi hak etmişti. Dahası var. Nedir? Gümüştekin'in kızı Gonca'yı. Konya'dan. Sultan Alaaddin'le görüşmekten gelirler. Yakında obaya varacak. Tuğtekin'le Gündoğdu da onları almaya Harput'a gidecekler. Yani? Yani kucağımıza düşecekler. Ertuğrul, o ne olacak? Eğer Tuğ'dan aleyhine karar çıkarsa bizim bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Bütün Türkler gibi birbirlerine düşecekler. Misafirhaneme hoş geldin Hamza. Yeah.
Bunları görüyor musun? Ne diye sırıtıyor bu densizler? Gidip mi öğreneyim hele? Abdurrahman. İşine bak. Toy öncesi mesele çıkmasın dedi Ertuğrul Bey. Toydan sonra Ertuğrul Bey'inizle ne yapacaksınız ha? Doğan. Ne yapacaksınız de hele. Artık birlikte hayvan gidersiniz ha Doğan? Doğan. Alper. Sizin işiniz yok mu Alper? Senin. Verin o veledi bana. Sıkıyorsa al. Tuğtekin Alper'i ne zamandan beri çocuklara yiğitlik yapar oldu? Biz Ertuğrul'un veletlerini terbiye etmeye çalışırız Usta Demir. Senin var ya, o koca kafanı ezerim. Turgut. Her havlayan köpeğe kemik verilmez. Toydan önce hadise çıkmasın. Hadi işinize. Gidelim. Çocuk. Pusuda şehit olan İlgör'de Alp'in oğlu. Turalı. Ailesinden herkes ölünce kimseyle konuşmaz oldu. Turalı. Bundan sonra benim en yiğit Alp'imdir. Ertuğrul Bey nerede? Artuk Bey'i görmeye gitti. Elini gösterecekmiş. Toy bitene kadar aman ha uslu dur. Sonra başımız ağrımasın. Vaziyet Artuk Bey. Sana yalan söyleyemem Ertuğrul. Bilesin ki bundan böyle bu elinde kılıç kullanman çok zordur.
Lakin geyikle iyi iş çıkarmış. Maazallah elini kesmek mecburiyetinde de kalabilirdim. Çok şükür ki iki elim var. Bu elimle de vuruşurum. O da olmadı. Dişlerimle bile sökerim o soysuzun ciğerlerini. Halime Sultan bunu her gece eline sürsün. Temiz bir tülbentle de sarsın. Eyvallah. Tekrar vazifemin başına geçmeme sen ne dersin Artuk Bey? Kalbim senden yanadır Ertuğrul. Lakin beyimin sözüne itibar etmek mecburiyetinde kalabilirim. Toyda ne karar veririm bilemem. Maharet sende. Senin orada diyeceklerinde. Öteki beylerin de kafası karışık. Korkut Bey seni çağırdı Ertuğrul Bey. Çok şükür ki aramıza döndün Ertuğrul Bey'im. Eyvallah Aytun Hatun. Bebeğinizle huzurlu mutlu olun. Onu huzurla büyütmek nasip olsun. Sen buralarda yokken Halime Sultan çok sıkıntı çekti. Sen de bu kış istirahat et. Tutekin vazifeni layıkıyla omuzlarında taşıyacaktır. Hem Halime Sultan'a gebeliğinde yardımcı olursun. Moğollar geldiğinde bebeğiniz doğmuş olacak. Yanında ol. Neyse. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Eyvallah yenge. Allah size de evlat nasip etsin.